TKP'nin sesi başlıyor. Merhaba. Bugün 27 Ocak Pazartesi. TKP'nin sesine hoş geldiniz. Cuma gecesi gerçekleşen Elazığ depremi ve yaşanan kayıplar hepimizi derinden etkiledi. Yayınımıza başta bölge halkı olmak üzere tüm dinleyicilerimize ve emekçi halkımıza geçmiş olsun diyerek başlıyoruz. Evet, deprem bir kez daha herkesi sarstı. Üstelik daha birkaç ay önce 5.7 büyüklüğündeki İstanbul depreminin yarattığı etki geçmemişken, bir kez daha halka panik ve çaresizlik hakim oldu. Bilgisizlik, eksiklikler, hatalar gözler önüne serildi. Yaşanan kayıpların göz göre göre geldiği ise ortada. Yapılan uyarılara kimse kulak asmadı. Yetkililer deprem gerçeği yokmuş gibi işine baktı. Sonuç, yine halkın canı yandı. Yok yere hayatını yitiren tek bir kişi bile olsa bunun sorumluluğundan kimse kaçamaz. İlan edilen hiçbir sayı, düşük gösterilmeye çalışılan hiçbir istatistik gerçeğin üstünü örtemez. Elazığ ve çevresinde doğru düzgün konutlarda barınma hakkından mahrum insanların evleri başlarına yıkılmıştır. Olan budur. Depremle birlikte birçok rezalet de tekrar ortaya döküldü. Deprem dahil her toplumsal olayda ortaya çıkan bayat senaryoyu tekrar canlandırdılar. Herkes rolünü oynadı. 10 liralık bağış fotoğrafıyla gündem olan troll, halkın yıkımına değil kamuoyundaki algıya bakan vali, her şeyi devletten beklemeyin diyen bakan. Depremi bırakıp sosyal medyada cadı avına çıkan bir diğer bakan. En nihayetinde ölümlere kader diyen cumhurbaşkanı. Kader değil. Depremden ölmek de, yaralanmak da, evsiz kalmak da kimsenin kaderi değil, olmamalı. Depremin gösterdiği yalnızca en iyi yapacağınız şey sessizlik diyerek acımızla dalga geçen iktidar değil. Deprem en çok ihtiyacımız olan şeyi de apaçık ortaya koyuyor. Örgütlülük. Elazığ'da yaşananlar bir kez daha tüm bu iletişim çağında insan insana temas kurabilmenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Yok edilmeye çalışılan dayanışma kültürünün ne kadar yaşamsal olduğunu. Yardım eli uzatmak için bile güvenilecek bir kanala ne kadar çok ihtiyaç duyulduğunu. Ve bugünün Türkiye'sinde kendi örgütlülüğümüz dışında güvenebilecek hiçbir kurum, kuruluş, yer kalmadığını. Biliyoruz ki gücü yetenler bir şekilde kendini kurtarırken deprem en çok yoksulları, sömürülenleri vurdu. Yıkıntılar arasında yeni rant imkanları görenlerle kaçacak hiçbir yeri olmayanlar arasında uzlaşmaz bir çelişki bulunuyor. Şükredin bugün de ölmediniz diyen aymazlıkla yıllardır deprem konusunda uyarılar yapan bilim uzlaşamaz. İktidarın yaptığı şovları mutlusunuz değil mi diye teyit etmek isteyen yandaşlarla deprem vergisi ne oldu diye soran onurlu insanlar uzlaşamaz. Ya biri galip gelecek ya diğeri. 24 Ocak Elazığ depremi, gelecekte yaşanabilecek depremler için de bir işaret. Artık önlem alın diyor. Ankara, Manisa, Elazığ ya da İstanbul. Neresi olursa olsun, birbirinize sahip çıkın. Apartmanınızı, komşularınızı, sokağınızı tanıyın diyor. Gerekli önlemlerin alınmamasına güçlü bir itiraz gösterin. Kaynakların, yurttaşların güvenli, sağlıklı bir hayat sürmesi için değil, rant için, patronların zenginleşmesi için kullanılmasını reddedin. Deprem örgütlenin diyor. Örgütlenmeli ve bu akıl düşmanı, bilim düşmanı, bu insanlık düşmanı düzeni alt etmeli. Artık tek bir evin bile yıkılmasına izin vermemeli. Ama bu lanet düzeni yıkmalı. İşçi işçi diyorsunuz, hepsi AKP'ye oy vermiyor mu? Dış ülkelerle ilişki nasıl olacak? Herkes bize düşman olursa nasıl ayakta kalacağız? Müslüman biri komünist olabilir mi? Bu halk cahil. Yarın önüne çıkanın peşine yine takılır gider. Emeğinize yazık değil mi? Hiç mi iyi bir şey olmuyor? Her şeyi eleştiriyorsunuz. Biraz nefes almak hepimize iyi gelmez mi? Bu sistemin içinde çalışıp bu sistemi nasıl değiştireceksiniz? Sorularınızı bekliyoruz. Türkiye Komünist Partisi'ne iletişim@tkp.org.tr adresinden sorularınızı iletebilirsiniz. Bugün dilimize bağlamından kopuk bir adla yanlış olarak yerleşen bir marşı dinleyeceğiz programımızda. Kızıl Ordu her şeyden güçlüdür.
Pek çok farklı versiyonu bulunan marş, Samuel Pokras tarafından 1920 yılında devam eden iç savaş sürecinde bestelendi. Marşın şimdi dinleyeceğimiz versiyonu ise klasik yorumuyla harmanlanmış olan rock versiyonu. Marşı Lube adlı rock grubu ve Aleksandrov Ensemble, daha çok bilinen adıyla Kızıl Ordu Korosu seslendiriyor. TKP'den haberler. Türkiye Komünist Partisi, Cuma akşamı gerçekleşen ve merkez üssü Elazığ Sivrice olan deprem üzerine bir açıklama yaparak, depremin herkesi bir kez daha hazırlıksızlık ve plansızlık gerçeğiyle karşı karşıya getirdiğini belirtti. Dayanışma çağrısı yapılarak, hafta sonu TKP binalarında ve semt evlerinde battaniye, kışlık giysi ve çadır bağışları toplandı. Yardımlar bugün bölge halkıyla buluşmaya başlıyor. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Sol Portal'daki köşesinde "Deprem siyasetin daniskasıdır" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazısında, "Depremi siyaseti alet etmeyin" diyenlere, "Deprem, salgın hastalıklar, seller, orman yangınları, toprak kayması, bütün bunlar siyasetin konusudur. Siyaseti temel atma törenlerinden, protokol yemeklerinden, mecliste anlamsız laf dalaşlarından ve ihale paylaşımlarından ibaret görenler kusura bakmasın. Toplumu ilgilendiren her şey siyasetle de ilgilidir" diyerek cevap veren Okuyan, "Bugün yaşanan örneğin aksine toplumcu bir yaklaşımla depreme hazırlanmanın mümkün olduğunu, bunun siyasi bir tercih konusu olduğunu vurguladı.
Yazısının sonunda ise arama kurtarma çalışmaları sürerken herkesin dikkat etmesi gereken insani hassasiyetler olduğunu, bunları gözeterek siyaset yapmanınsa mümkün ve gerekli olduğunu belirten okuyan, aksi halde halkımızın deprem karşısındaki çaresizliğinin her seferinde tekrarlanacağını ifade etti. TKP Merkez Komite üyesi Mehmet Kuzulugil, geçtiğimiz hafta işlenen kadı cinayetini Sol Portal'daki köşesine taşıdı. Kuzulugil, insanlığın ilerlediği ve adli soruşturma süreçlerinin türlü bilimsel tekniklerle aydınlatıldığı bu çağda, bir medresede halının üstüne bağdaş kurup hüküm vermenin düpedüz ilkellik olduğunu vurguladı. Aynı ilkelliğin, deprem sonrasında övgüye değer bulunan kaderimizi kabullenme konusundaki yüce gönüllülüğümüzde de belirdiğini tespit eden Kuzulugil, böylesi bir ilkelliğin yoksunluktan değil, bilinçli bir tercihten kaynaklandığını ve dolayısıyla suç olduğunu ifade etti. TKP Merkez Komite üyesi Erhan Nalçacı, emperyalist hiyerarşide denge arayışlarını Almanya üzerinden ele alan bir yazı kaleme aldı. Yazısında Almanya'nın pozisyonunu Libya meselesi, Kuzey Akım 2 ve Çin tekeli Huawei üzerinden değerlendiren Nalçacı, bir süredir çıkarlarını ABD'den koparmaya çalışan Almanya'nın bu üç başlıktaki eğilimlerini ortaya koydu. Geçtiğimiz hafta Libya konferansının Almanya'da toplanmasının Almanya'ya itibar kazandırması kadar, Almanya'nın Rusya ile stratejik konularda işbirliği yapma eğilimini de güçlendirdiğini belirten Nalçacı, Rusya ve Almanya'yı doğrudan birbirine bağlayan Kuzey Akım 2 doğalgaz projesinin ise Almanya'yı Avrupa'da doğalgaz dağıtım merkezi haline getireceğini ifade etti. Almanya'nın 5G teknolojisinin başlıca tedarikçilerinden olan Huawei konusunda ise, Almanya sermayesinin ABD'nin tehdit ve olası yaptırımları yüzünden oldukça arada kaldığını belirten Nalçacı, Merkel'in bu konuyu karara bağlamak üzere en son Mart ayının sonuna ertelediğini ifade etti. Patronların ensesindeyiz anı ulaşan bir ihbara göre, İzmir'de faaliyet gösteren ve birçok belediyenin projelerini üstlenen Barankaya İnşaat Şirketi'nde çok sayıda hak gaspı yaşanıyor. Sigorta primlerinin asgariden yatırıldığı firmada elden ödeme uygulanırken, bir süredir ücretlerin elden ödenen kısmının da çalışanlara verilmediği ve fazla mesai ücretlerinin ödenmediği bildirildi. Firmada 4 ay makine operatörü olarak çalışmış olan bir işçi, günde 12 saat çalıştığını ve fazla mesai ücretini alamadığını, maaşı 4500 lira olduğu halde sigortasının asgariden yapıldığını ve elden ödenen ücretinin verilmediğini, çıkış formunu imzalamayı reddettiği için işten çıkarıldığını, kendisi gibi işten çıkarılan bir işçi daha olduğunu ifade etti. Siz de iş yerlerinizde yaşadığınız tüm hak gasplarını patronların ensesinde izahına ihbar edebilir, sürdürdüğünüz direnişinizi paylaşabilirsiniz. Sömürücüleri ihbar etmek için 0541 940 0514 no'lu hattı arayabilir, patronlarınensesindeyiz.org adresine başvurabilirsiniz. Bugünkü yayınımız sona eriyor. TKP'nin sesine kulak vermeye devam edin.